Herkese merhaba arkadaşlar. Günsüzlerle birlikte Farm Simulator 2019'da Slash yapımını göstereceğim. Bir önceki bölümde işte neydi ondan da şey yapmıştık. Balya yapmıştık. Bu bölümde de Slash yapacağız. Slash yapmak için şuradan şeylerimizi alalım. Tabi balya yapmayı pek istemiyorsanız şuradan hazırlarını da alabilirsiniz. Ondan bahsetmişimdir. Şuradan şu Forage Harvested diyor. Şey yani. Bunlar sıra için olanlar. Bir de şu özelliklerine bakalım arkadaşlar. 3 tane alacağım ben bu araçtan. Neden olduğunu şimdi göstereceğim. Bunun önündeki aletleri şöyle seçelim buradan. Yok, buradan değildi. Bu arada arkadaşlar bir önceki bölümde kullandığım şeyleri söylemeyi unutmuşum orada. Bu aletlerden de daha ucuza alabilirsiniz arkadaşlar. Neredeydi onlar ya? Şu mısır için bunu alalım. Bunlar hep mısır için. İki tane mi alacağız bunlardan da? Bunlar neymiş ya? Bunları hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bir test edelim. Bir dakika, bunlar. Geçen bölümden aldığımız araçlar. Bu arada bizim şey tarlamız nerede? Mısır tarlamız. 18. bölgeyi kendim almıştım zaten arkadaşlar. Aa, bir dakika. Bir dakika, hemen onu alalım. Olmadı bu ama. Bunun için nasıl bir şey seçeceğiz ya? Şunlar olur herhalde, 25 binlikler. Bunun daha büyüğü yok mu? Yani biraz yüksek olacak arkadaşlar. Neyse artık, bunu aldık. Bunu götürelim şimdi o 18. bölgeye. 3 çeşit yapabiliyoruz herhalde benim bildiğim kadarıyla hayvanlar için silajı. Bu arada bunlar da büyüdü ama geç oldu artık, yani videodan geçti. Talaş bölümünde belki gösterebilirim. Şunu da açalım. Birincisi arkadaşlar, şu açsın da. Böyle mısır sılacı yapabilirsiniz. Gelip mısır tarlasından. Tabi bu mısırları istediğiniz zaman biçebiliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim kadarıyla istediğiniz kadar biçebiliyorsunuz yani. İstediğiniz boyuttayken biçebiliyorsunuz. Bazen çok ufakken biçebiliyorsunuz. Bazen de çok büyükken, yani bu hale gelmeden önceki son halde biçebiliyorsunuz. Şöyle mesela bu tarlanın birazını biçelim. Zaten hemen dolacak bu depo. Ufak bir şey çünkü. Ya bunun için böyle 5-6 tane sürekli veya yanınızda dorseli bir şey gezecek. Hatta onun şeyi var mı? Aleti var mı bizde? Ya bu oyunda var mı acaba? Bunlar değil. Varmış arkadaşlar. Büyük bir dorsi alacaksınız bunun için. Çok büyük bir
tarla yapıyorsanız eğer gerçekten çok fazla büyük baş hayvanla veya küçük baş hayvanla şey yapıyorsanız benim size tavsiyem dorsi alın. Dorsiyi şey yapın. Kullanın arkadaşlar. Mesela bu ufak geldi. Bakın bir sıra bitti. Bakın bir sıra bitti. Şöyle hemen o şeye doğru geçelim. O bölgeye doğru geçelim arkadaşlar. Çünkü birazdan sılaj bölgemizi yapacağım. Umarım unutmadığım böyle şeyler kalmamıştır yani şeyle seri ile alakalı. Çünkü seriyi yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Yeni oyunlar da çıkıyor yani yolda. Büyük ihtimal yani önceden başlamış olsaydım bu seriye şey yapardım. Her şeyi gösterdikten sonra veya her şeyi yerli yerine gösterip tüm araçlarıyla işte tüm aletleriyle falan gerçekten hakkımızla kazanıp yapsaydım belki şey yapardım ama size bir şeyleri öğretmek için göstermemden dolayı bu tarla da bize ait zaten. Şöyle şuradan silo mu alacağız? Yok bu olmaz. Bu çok büyük. Gelip arkadaşlar böyle tabi burası çok şey olduğundan dolayı büyük olduğundan dolayı pek şey yapmayacak bize. Tamam buranın işi bitti. Hemen şuradan kurtulalım. Garaj, şunu satalım. İkide bir yanlışlıkla şeye giriyorum. Traders. Bundan bir tane daha alalım. Şuradan buğday işini halledelim. Yalnız çok iyi ayarlama. Bir dakika ufak bir hata verecek. Normalde bu yazıyı pek çıkartmazdı. Oyunum orijinal değil yani. O kadar zengin değilim. GTA'ya bak 200 lira CD'sine verdiğim doğru. 200 lira verdim tamam GTA 5 ama yani orijinal CD'di de CD'si çok öyle 1-2 CD'den de oluşmuyor yani kaç tane 8 tane CD'den oluşuyor ve tüm 8 CD'nin hepsi özel. Yani doğru yere gidiyoruz yanlış yere mi gidiyoruz diyecektim ama öndeki bir alakalı değilmiş bu. Tarlanın dibine gelince yani bu da buğday gibi o tarz şeyleri biçiyor arkadaşlar. Ve tahılları falan biçiyor işte. Yani tüm tarlaları aldım parabol diye.
Bak burayı bir kere biçtim. Burayı işte bu hale getirdim. Şu yarısını boş ver. Burayı aldım, yarısını işte ektim, yarısını biçtim, yarısını öyle bıraktım. Diğer tarlayı aldım, 5-6 defa işte kullandım falan. Ya buğdayda mısır kadar şey değilsiniz, şanslı değilsiniz. Tamam, ben tamamını yapmadım ama bilmiyorum, belki buğdayda mısır kadar şey değilsiniz ama şanslı değilsiniz, onu anladım. Bak mesela şuradan da bir dönüş alalım. Buğday şey değil yani, o kadar gelirli değil yani. Bu tarlanın tamamını şey yapsanız, o tarladan boyut olarak da eşitler yani. Bu tarladan 2 tane çıkıyorsa o tarladan 5 tane çıkar yani, eminim bu lafa da, bu dediğime de. Can sıkıntısından yani böyle şey yapıyorum. Bu siloyu isterseniz yaptığınız silajları falan satabilirsiniz de yani. Ticaret için de yapabilirsiniz, hayvanlarınız için de yapabilirsiniz ama belli bir noktadan sonra yani, hayvanlarınız çok değilse, azsa, belli bir noktadan sonra bu sizin için şey olacaktır, silo işi. Hepsini doldurmaya pek gerek yok. Ön taraftakinden bir kurtulalım. Yalnız şu kaç bölümdür böyle ya. Çok efsane duruyor. Şöyle hemen devam edelim. Arada böyle FPS düşümleri oluyor arkadaşlar. Yanlışlıkla şey yaptım da. Farming simülatörünün şeyini sevmiyorum. Su konusunda veya başka şeyler konusunda adamlar gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Ama yani efektler konusunda, suda özellikle. Şunu da bunun üstüne boşaltalım hemen. Üçüncü aracımıza geliyoruz şimdi, şu biterse. Önceden şeyde Farming Simulator'da şey vardı ya, sera vardı. Gerçekten ama sera vardı, çok güzeldi de ya. Bir dakika. Şunu da açalım. Acaba tahmin ettiğim şey için mi? Bu ne için? Ne için olduğunu çözemedim şu an. Heh, tamam. Yani inşallah doğru amaç için olmuyor. Bir dakika.
Bu neyde çalışıyor o zaman? Ben anlamadım. Bunlar hep Mısır. Bak bunlar şey diğerleri. Bu da şey olması lazım ya. Yani bu tamam. Şeker kamışı için herhalde. De bu da çimen için olması lazım yani. Olmuyor ama. Demek ki çimen için değil. Yani çimen için bence size bunlar yetecektir. Zaten çimen tarlası da öyle şey değilmiş arkadaşlar. Hemen mesela şunu işçiye vereyim. Anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın çimen tarlasını yaptıktan sonra hemen geri sökülüyor görüyorsunuz. Bunu bir de belli bir noktadan sonra sıkıştırmanız falan lazım. İşte bununla ileride ben size göstereceğim. Araştıracağım bir de arkadaşlar bunun nasıl olduğunu. Ona göre diğer videoda size şey yapacağım. Slaj yapmamız da böyle. Slajları da böyle yapıyorsunuz. O ikisi o yapamadığım için özür diliyorum. Yani o biraz şey nasıl diyeyim sıkıntılı bir cihaz zaten. Yani benim size önerim mısırı kullanın. Mısır hem daha böyle nasıl diyeyim hayvanlar için daha iyi hem de şey için daha iyi yani. Hasat olarak daha iyi. Zaten bir dakika. Mısırın bir şeyine bakacağım. Mısır hangisi? Ha. Mısırdan zaten öyle büyük bir para kazanmıyorsunuz yani. Yani kazanıyorsunuz da buğdaydan daha düşük yani parası. Şeyden de biraz yüksek yani. Patatesten değil de. Veya neyse. Ben Mısır'ı daha çok öneriyorum zaten. Bölümümüzde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.